arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel saç bandımızı öreceğiz saç bandımızın yapımı oldukça kolay dilediğiniz renklerden birçok bu bandımızdan çalışabilirsiniz evet kolay gelsin diyerek hemen yapımına geçelim kolay gelsin bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum üzerine dört tane zincir çekiyorum 2 üç ve dört tığımın başını doluyorum. Birinci zincir yuvasının içerisine giriyorum ve 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincir çekip kapatıyorum ve ilmeğimi biraz uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu iki tane trabzan arasına girerek iplerimi sarmaya başlıyorum. Bakın şu şekilde çok fazla uzun değil. 1 çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 2 çekiyorum. 3 4 eşit miktarda çekmeye gayret edelim. 5 6 7 8 9 10 11 12 12 defa çekerek tamamladım bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen sık iğne örüyorum dibine batıyorum 1 üzerlerini örüyorum 2 3 4 5 hepsine saymamıza gerek yok altta çekmiş olduğumuz ilmeklerimizin üzerine birer tane sık iğne örüyorum. Zaten belirli. Şöyle. 3 zincirimizi çekerek devam ediyorum. 1 2 3. Tığımın başını bir defa doluyorum, dibine batıyorum. 1 2 3 defa da alıyorum Yine bir tane zincirimizde burayı kapadıktan sonra ilmeğimi uzatıyorum. 12 defa alt sırada yapmış olduğum işlemimi yapıyorum. 1 2 8 9 10 11 ve 12. En sonuncuyu çektikten sonra diğer hazırlamış olduğum grubumun iç kısmına girerek batıyorum. Buraya sabitliyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yönümü çeviriyorum ve birer birer üstteki sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. 1 2 3 saymamıza gerek yoktu. Hepsini birer birer örerek devam ediyorum. kolarımızı iki sene farklı yöne bakacak şekilde ördüm. Şimdi üçüncüsünü örüyorum. Bu şekilde işlemlerimizi yaparak büyütüyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 1 2 3. Bir tane zincir çekip kapatıyorum. İlmeğimi diğerlerine yakın bir şekilde yani yaptığım göz kararı aynı şekilde tam araya giriyorum. Uzatıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir tane zincirim çekiyorum. Ve bakınız şu uçtaki ortaya, yuvaya gelerek batıyorum. Kapatıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Yine üzerlerine batarak sık iğnemi yapıp diğer tarafına doğru ilerliyorum. Tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yere 1 2 3 defa da ördüm. Bir zincirimi çektim. İlmeğimizi uzatarak aynı işlemlerimizi tekrar ediyorum. 1 2 Yeterli ölçü olana kadar bu şekilde örerek büyütelim. Bandanamızın kıvrımlarını bu şekilde hazırladım. Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 defa bu işlemi yaptıktan sonra kenar bandına bağlamak için zincir çalışmamızı yapmak istiyorum. Şu uç kısmı en sivri yerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak dibine bir tane trabzanımı örüyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum araya giriyorum her ikisinin arasına 1 2 3 tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum her ikisinin arasına batarak trabzanımı ve zincirimi bandanamızın bağlaması için hazırlanıyorum 1 2 3 3 defa da çekiyorum. 1 2 3 batıyorum Tekrar 3 tane zincir aynı yuvaya girerek trabzanımı 3 defa da örüyorum ve yeteri ölçü olana kadar devam ediyorum. Yan bağlarının her ikisini de örerek tamamladım. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Kullanacağınız kişinin baş ölçüsü esas unsurdur. Küçükse bebeği örüyorsak biraz daha tabii küçük bağlar daha güzel olacaktır. Yaşı büyük yetişkin çocuklarımıza ise daha uzun bağlar örelim. Beyaz renkli ipimle kenar tığlamasını çalışıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü attım ve hemen bağımın yanından giriyorum. Buraya sabitliyorum. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki ilmeğime giriyorum. Sadece kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Kaydırma yönteminden sonra bir, iki zincirimi çekiyorum. Diğer ilmeğimin üzerine batıyorum. Sadece kaydırıyorum. bir iki tane zincir çekiyorum. Takip eden ilmeğe giriyorum. Sadece kaydırıyorum. 1 2 zincir sıradaki sık iğnemi örüyorum. 1 2. 2 tane zincir ilmek üzerine girerek sadece ilmeğimi kaydırıyorum. 1 2. Giriyorum. tığın ucunu girdiriyorum. ipimi alıp ilmeğimden geçiriyorum. 1 2 bakın şöyle tırtıklı bir görünüm oluşturuyoruz batıyorum ve geçiriyorum 1 2 batıyorum ilmeğimi kaydırarak geçiyorum 1 2 batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum şuraya giriyorum yine aynı şekilde önce iki tane zincirimi çekiyorum giriyorum kaydırıyorum 2 zincir battıktan sonra 2 zincirleri unutmayalım alıyorum geçiyorum 1 2 batıyorum ilmeğimi alıyorum 1 2 kaydırıyorum 1 2 1 1 2 iki. iki zincir bir kaydırma ile bütün kenarları tığlayalım uç kısımda yeniden görüşelim. diğer ucumuza kadar örerek geldim ortanın tam birleşme noktasındayım ve iki tane zincirimi çekiyorum kenardan alıyorum şöyle ilmeğimi bir iki tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum tekrar geçişimi yapıyorum ve bağlantı yerime iki tane zincirimi çektikten sonra geliyorum. Tekrar 1 2 tane zincir çekiyorum. Bağımı arkaya alıyorum. İlk bölüme batıyorum. 1 2 1 2 1 2 Burada da aynı işlemimi yaparak diğer uca doğru örerek ilerliyorum. Bir iki. Bir iki. Araya batıyorum ve geçiriyorum. İki tane zincir Bir tane ilmeğimi alarak ilmeğimi kaydırıyorum, iki zincirimi çekip tekrar aynı noktaya giriyorum, yeniden ilmeğimi kaydırıyorum ve burada bağcığımı çıkardığım yere gelerek ilmeğim tekrar kaydırıp bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve beyazlarımı gizliyorum. Sarının arasına şöyle alarak geçirebiliriz çünkü arası bir nevi fıstık dolgu gibi olduğu için beyazlarımızı şöyle içeride gizleyelim. Alttan götürerek gizliyorum. En son kalanı da uçtaki bölümü de kesiyorum görünen kısmı. Beyaz sıramızı tamamladıktan sonra Lila renkli ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aradaki şu bağlantı yerlerimize dolgularımızı yaparak son işlemimizi e, tamamlıyoruz. Giriyorum. Tam araya giriyorum. Sarıdan itibaren 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve buraya fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane sararak fıstığımı ördüm. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi şöyle sıkıştırmak için çektim. Üzerine 1 2 3 zincir çekip batıyorum tepenin kapandığı yere. 1 2 3 aynı yere bir daha batıyorum. 1 2 3 Şöyle kirpik yapıyoruz. Taç dediğimiz modelimizi uyguluyoruz bir tane fıstık yaptım 5 defa çektim ve üçer zincir çekerek bu tacımızı oluşturdum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum gelerek buraya batıyorum bir zincirimi çekip buradan ipimi kesiyorum her bir bölüm için ipimizi şöyle içerisine alarak gizleyelim tekrar şöyle kalan ipimi de kesip tamamlıyorum. Aranın birini yaptım. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Yine alttan giriyorum. Sabitliyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra 5 defa fıstığımı sarıyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilk seferde çekiyorum kapatıyorum şöyle bir zincirle sıkıştırdıktan sonra bir iki üç tane zincir çekip sıkıştırdığım bölüme giriyorum bir iki üç tane zincir çekiyorum aynı bölgeye giriyorum bir iki üç tane zincir çekip aynı yere giriyorum üçer zincir çekerek ördüğümüz yeri tamamladım tekrar yan kısımdan aşağı inmek için 1 2 3 zincirimi çekip aşağıya batıyorum ve bir zincirle sabitleyip ipimi buradan kesiyorum ve bütün bağlantı yerlerine yani bu kısma bu kısma hepsine aynı işlemimi yaparak tamamlıyorum mor tomurcuklarımızı da örerek bandanamızı kullanılmaya hazır hale getirdik ve böylece bir çalışmamızı bitirdik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.